Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Nara. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Yayınıza katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sesim iyi geliyor mu? Kulaklık mı taksam Evet. acaba? Böyle atlağa takayım ben böyle. Umarım evde kaldığımız bu süreç boyunca her şey yolunda gidiyordur. Gidiyor. Her şey güzel. Aileyle beraber olmak, bu kadar iyi bir zaman geçirmek güzel geldi açıkçası. İsterseniz başlayalım. Başlayalım, tamamdır. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki bahsedeyim. Sizler çok güzel bir okuldasınız. TED Bodrum. Gayet de iyi tanıyorum okulunuzu. Ben de aslında Ankara doğumluyum ama ailem Niğde'nin Koyunlu köyünden gelmiş. Sonradan Ankara'da büyüdüm. Üçüncü sınıfta ben de TED'e başladım. TED Ankara'ya. Ondan sonra daha sonra liseye oradan mezun oldum. ODTÜ, Kimya Mühendisliği. Ondan sonra askerlik yurt dışı master'ı, ekonomi master'ı var. Ondan sonra Amerika'da bir master'dan sonra bir 7 sene falan kadar 6-7 ayrı eyalette çalıştım. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye Amerika'daki patronumla beraber Türkiye'de bir iş kurduk beraber ortak olaraktan. Ondan sonra da güzel gelişti olaylar, her şey iyi gitti. Çok çalıştık ama bayağı. Ondan sonra kurduğumuz şirketi, o da Amerika'dakini, ben de Türkiye'dekini sattım. Sonra profesyonel hayata devam ettik. Kurumsal gayet güzel bir şekilde sattığımız şirkette uzun seneler çalıştım. Ondan sonra da ayrıldım. Hatta bir yere, Bodrum'a taşındım. Oradayken Microsoft'taki arkadaşlar bizimle tekrar profesyonel hayata dönmek ister misin dediler. Onlarla çalıştım. Sonra oradan ayrılıp tekrar kendi işimizi arkadaşlarımızla beraber kurduk. Şimdi de halen beraber arkadaşlarımızla kurduğumuz çok güzel, kaliteli WeGlobal adında bir şirkette hem çalışıyorum hem de ortaklığını yapıyorum. Bir yandan da sosyal sorumluluk olayı da bence çok çok değerli. İnsan hayatta neden var olduğunu düşünürken, hele şu tip böyle değil mi durumlarda niçin biz dünyadayız, ne yapıyoruz? Sosyal sorumluluk şeyleri çok önemli. Ben de TED Ankara'dan mezun olduğum için oranın yönetim kurulundayım. Bir gönüllülük projesi. Hiç orada bütün yönetim kurulu üyeleri tamamen gönüllü bir şekilde çalışıp bütün bilgi birikimlerini okula aktarmaya çalışıyorlar. Ben de oradaki o arkadaşlardan bir tanesiyim ayrıca. Orada da bir yönetim kurulu üyeliğim var. Bunun gibi başka şeyler de tabii yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde kısacası. Peki TED sizin için nedir? Yani hayatınızın neresinde? Uf. Şimdi benim gibi tabii çok uzun yıllar TED'de hem eğitim görmüş hem de sonradan da TED'den kopmadım. Yani etrafımda da çok arkadaşım var. Yani TED benim büyümemde, bir insan olmamda en büyük faydası var. Yani ben bunu gözlemledim. Mesela şu an bile TED'i böyle bazı yerlerle kıyaslıyorum. Kıyaslamak belki doğru değil ama böyle bir hani imtihana hazırlanmak, bir yarışın içine sokmaktan daha fazlası aslında TED. TED hakikaten senin bir dünya insanı olmaya çalışan bir eğitim kurulu. Yani seni bir hakikaten dünyanın neresine gidersen git, bir dünya insanı yapabilecek hamuru sana aslında sağlıyor. O bakımdan benim bütün yani bir insan olmamda muhtemelen TED'in inanılmaz derecede yeri var. Peki mesleğiniz ve yaptığınız işin içeriğini bizlere biraz daha açıklar mısınız? Açıklayayım, tamam. Şimdi benim şu an yaptığım meslek daha çok şöyle düşünelim. Mesela bir kurum var, bir şirket olsun bu. Bu şirket daha iyi nasıl olabilir? O şirketin insanları nasıl daha mutlu olaraktan bu şirkete gelir? İnsan kaynakları dediğimiz yer daha iyi nasıl iyileşir? Ya da finansı var kısmın, finansını nasıl daha iyi yönetirsin? Ya da bir şirket var, bir ürün çıkartmak istersin. Şirket hayal et, şirket yeni bir ürün mü çıkartacak? Yeni bir dünyada yeni bir ülkeye mi giriş yapacak? Yeni bir hizmet servisi mi verecek? Ya da bir yaptığı bir şey daha mı iyileştirecek? Bunu nasıl daha iyi yapabiliriz yapan? Ya da ülkelere gittiğinde ben yönetim danışmanlığı deniyor buna. Yani bir kurumu daha iyi yapmak, yeni ürünleriyle, yeni hizmetleriyle, oranın daha iyi çalışılabilir bir hale gelmesiyle ya da şu anki daha çok bir ülke düşün, ülke gelişmekte olan bir ülke. O ülkenin eğitimini mi, eğitimini daha iyileştirmek istiyorsun, sağlık sektörünü daha iyileştirmek istiyorsun. Daha çok ülkelerin
bazı daha gelişmekte olan alanlarını ele alıp onları en iyi seviyelere çıkartmaya çalışıyoruz. Bunlar genellikle bakanlıklarla beraber çalışmalar olabiliyor. Belediyelerle ilgili çalışmalar olabiliyor. Teknolojisini daha iyi geliştirmeye çalışıyorsun. Ve bunları da yaparken aslında tabii ya buranın işte eğitim sistemi daha iyi olsa, bu çok güzel bir cümle tabii. Her dünyada konuşulan şey, mesela biz Sırbistan'ın eğitim reform projesini yapıyoruz. Eğitim sistemi daha iyi olsa dedikten sonra, peki nasıl daha iyi olsa, şimdi böyle bir ihtiyaç var. O nasılı projelendiriliyor genellikle. Şöyle bir 2 yıllık proje yapalım. Bu projeyi eğer yaparsak 2 sene sonunda bizim ülkemizin eğitim sistemi daha iyi olacak diye bakılıyor. Biz bunu yapıyoruz. Yani biz o ülkelerin ihtiyaçlarını tespit edip ya da o kurumların ihtiyaçlarını tespit edip daha iyileştirebilmek için projeler üretip o sonradan da o projeleri yönetiyoruz. Ve proje bittikten sonra da inşallah daha iyi bir eğitim sistemi, daha iyi bir belki çevre düzeni, daha iyi bir sağlık sistemi ya da daha iyi bir şirket olma yolunda gidiyor. O yüzden de dünyaya çok ciddi katkı sağlıyoruz. Kimi zaman iklim değişikliğiyle ilgili projeler yapıyoruz. Kimi de zaman mültecilerin daha iyi durumu ile ilgili. Muhtemelen de şimdi COVID-19 ile ilgili çok projeler çıkacaktır diye düşünüyorum ilerleyen senelerde. Peki Türkiye'ye gelmeye nasıl karar verdiniz? Yani bu şirketi kurma fikri nasıl gelişti? Evet, şimdi şöyle insan benim zamanımda yurt dışına çok gidip okumak çok böyle kendi etrafımıza çok havalı bir hareketti. Çok önemliydi. Onun için çok insanlar çabalardı. Ben çok acayip başarılı bir öğrenci değildim aslında lise ve üniversitede. Herhangi bir bursla da gitmedim. Ailemin de parası yoktu beni yollayacak. Ben bir şekilde gittim. Ve oradan oraya, o evden bu eve, bu arkadaşın evinden bu arkadaşın evine geçe geçe 6-7 ay içinde 6-7 ay ev değiştirerekten eşimle beraber 16-17 okulun kapısında işte ne olur bize okula alın işte filan diyerekten kabul olduğumuz bir olay var. Sonradan da girdiğimiz üniversitede tutunmaya çalışma, aman böyle burs alalım, aman bilmem ne. Ondan sonra girdiğimiz çalışma, iş hayatında çok ciddi çalışma var. Amerika'da bu böyle bir hayat oldu. Hep böyle bir kendini ispat, hep böyle kendini geliştirme. Sonradan da tabii ülkenin insan ülkesini özlüyor. En azından bizi özlüyoruz. Yani insan orada öğrendiklerini ülkesine de bir katkı sağlamak istiyor. Ve bunun için de çok istiyorduk. Böyle 3 sene falan bunun hayalini kurduk. Kolay da olmadı. Bir anda da olmadı. Yatırımcı falan bulmaya çalışıyorsun. Paran da yok aslında bu yatırım yapabilecek. Ülkeye dönmek de öyle çok kolay değil düşünüldüğü kadar. Ama günün sonunda eski ortamla beraber hem özlem duydum hem ülkeme katkı sağlamak istediğim için hem de çok iyi yaptığımı düşündüğüm bir işi Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyordum. Bu proje yönetim danışmanlığı o zamanlar çok popüler değildi. Çok da kişi yoktu yapan esasen. Fakat biz bunu yapmaya karar verdik. Genellikle İstanbul'da bu firmalar vardı. Bazı özel sektöre bunu giriyorlardı. Ama biz Ankara'yı seçtik. Onların olmadığı mesela işte çok büyük firmalar, dünyada 200-300 bin kişinin çalıştığı firmalar var. Ernst & Young, Deloitte, McKinsey'ler falan. Biz Ankara'yı tercih edip onlardan biraz daha ayrışmaya falan çalıştık. O yüzden de ülkeye döndüğümden dolayı çok memnunum. Amerika'da da güzel bir tecrübem oldu ama Türkiye'de iyi ki böyle bir karar verip dönmüşüz. Ondan sonra da çok ciddi bir serüven oldu. Çok zor oldu. Zor hala da oluyor ama çok memnunum. Zor oldu demişken bu motivasyonunuz kaybolduysa bunu nasıl toparladınız? Nasıl açtınız? Ya o kadar aslında motivasyon, şimdi bu Türk insanı olaraktan da hepimiz çok duygusal ve motivasyona çok inanan kişileriz. Özellikle de bir ekip yönetiyorsan daha da önemli oluyor. Hem kendi motivasyonun sürekli iyi olacak hem de ekibinin motivasyonunu sürekli böyle iyi bir şekilde tutacaksın. Bunun bence net bir formülü hiçbir zaman yok. Yani kendi motivasyonunu iyi tutmak herkesin kendinle barışıklığıyla olan bir şey. Kendini seviyorsan, kendinle barışıksan mutlaka motive edecek şeyler bulabiliyorsun birincisi. O yüzden çok böyle dış etkenlere mümkün olunca bakmamak gerektiğini ben düşünüyorum. Ama böyle söylesek de bizler duygusal insanlar olduğumuz için dış etkenlerden de çok etkileniyoruz. Her zaman benim motivasyonum için kafamda her zaman benim bir hedeflerim oluyor açıkçası. Hayallerim oluyor. Bu hayallerim beraber çalıştığım arkadaşlarımızı geliştirmek olabiliyor. Daha iyi bir şirket ortamı kurmak ve herkesin dünyanın en güzel çalışılması istenilen firma burası. Hani denilen bir ortam yaratmak istiyor. Yoksa çok paralar kazanmaktan falan çok böyle
örnek çalışma ortamları ve bununla ilgili hayaller geliştirirken de peki bunu nasıl yapabiliriz? Sürekli böyle hep bir şeyler yapman gerekiyor. Hep böyle yeni fikirler ya da başka iyi yapılan örnekleri alman gerekiyor. Ben o yüzden kendimi motive etmekte aslında çok güçlük çekmiyorum. Mutlaka bazen her şeyde olduğu gibi ağladığın zamanlar, üzüldüğün zamanlar olmuyor mu? Böyle Allah'ım olmayacak mı dediğin zamanlar olmuyor mu? Mutlaka oluyor. Şok olduğun zamanlar olmuyor mu? Başkalarından etkilendin. O nasıl bana bunu filan mutlaka oluyor ama sen eğer bir şey yapmak istiyorsan buna devam etmelisin. Biz bilim sınıfındayız ve bu sınıfta Kaç, derslerimiz ne sınıfındasınız? bilim insanı yetiştirme. Bilim. Tamam. Bu derslerden birisi de inovasyon ve girişimcilik dersi. Geçen yıl inovatif bir ders fikir bulup bunu geliştirmemiz gerekiyordu. Ama böyle tam bulduk derken hani başkasının bulmuş olduğunu gördük. Yani biraz hayal kırıklığı falan yaşadık. Yani bunu nasıl aşabiliriz sizce? Yani inovatif bir fikir nasıl bulunur açıkçası? Anladım. Hatırlıyor musun o neydi o? Bizimki biraz saçmaydı. O ama saçma, yani birçok saçma fikir zaten günün sonunda değerli oluyor. Ne, hatırlıyor musun tam nasıl saçma bir şeydi? Çok turistlerin geldiği yere böyle su satma makinesi gibi bir şey düşündük Ne aslında. satma makinesi? Su. Su, tamam. Yani inovatif fikir pek bulamadık. Yani bulduk aslında ama yani öyle. Şimdi bak aslında ne kadar kulağa basit gibi gelen güzel bir fikir. Aslında şimdi hiç bir kere bak bunda bile moral bozmamak lazım. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Muhtemelen aramızda çok yaş farkı var. Burada eskiden suyu sucular vardı bizim zamanımızda. Bu erikliler işte şeyler filandan böyle şişelerle bir yerlerden filan getirip kamyonlardan yüklüp büyük büyük her tarafa satarlardı. Sonra bir anda böyle sular plastik şişelere, kaflara, plastik bardaklara ya da ufak şeylere girdiği zaman ben acayip şaşırmıştım ya. Ne alakası var ya? Böyle pahalı pahalı suyu kim alır ya? Biz böyle kocaman şeye işte 1 lira 2 lira veriyoruz. Adam şimdi onu 1 liraya satıyor falan. Ya da böyle makinelere gidiyorsun, değil mi? Para atıyorsun. İşte oradan kola düşüyor, su düşüyor. Yani bu bana çok açıkçası ilk çıktığı zamanlar kimin buna ihtiyacı var ya falan diye düşünüyordum. Şimdi o yüzden bir kere hiç saçma bir fikir yok. Bazen şöyle bir şeyler var. Eğer ben fikrinden bak yola çıkıyorum, bilmiyordum da. Turistlerin olduğu yerde, turistlerin sürekli susadığı bir ortamda, eğer sen onlara kolay bir şekilde ulaşıp uygun bir rakamla kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir sistem yapabiliyorsan, diyelim sen Bodrum'dasın, Gümbet'te turistlerin çok olduğu bir mekanda bu olayı yarattın ve hatta birçok yere bu sistemi kurdun. Ve çok rahat bir şekilde alıp tık tık diye yapıyorlar. Ve bunu Bodrum'da da yaygınlaştırdın. Bodrum'da yaygınlaştırdın, Marmaris'e gittin. Marmaris'e yaygınlaştırdın, Çeşme'ye gittin. Çeşme'den işte İzmir'e, İzmir'den Ibiza'ya gittin. Başka ülkelere falan gittin, değil mi? Ama basit bir şekilde yapabildin. Bu aslında çok basit gibi görünen. Öyle hiç... Şimdi şöyle, o yüzden şunu şey yapmak lazım. İnsanın çok ilham aldığı, kendisinin dışında da ilham aldığı insanlar var. Mesela benim okuduğum kitaplar var. Ben kitap, genellikle işle ilgili kitap okumayı seviyorum. İlham almak için. İnsanların nasıl yarattıkları için. Şimdi inovatif fikir, çalıştığın yerde de inovatif fikir yapabilirsin. İşte insanların genellikle yapmadığı ama ihtiyacı olan fikirler bunlar olabilir. Ya da şöyle söyleyeyim, yaptığı ama yine ihtiyacını daha iyi sağladığı fikirler olabilir. Sana mesela çalıştığım şirketlerden birinden bir örnek vereyim. Microsoft şu an dünyanın varlık olaraktan en büyük şirketi durumunda. Microsoft her konuda en inovatif lider olaraktan bilinen bir şirket değil. Yani ilk onu ben buldum, ilk bunu ben buldum. Şu anki son geliştirdi. Teknoloji de çok iyidir. İşte birçok ürünlerini kullanırız ama onlardan önce birileri bulup onu geliştirmişlerdir kimi zaman. İçeridekiler bulunanları da analiz edip bunu biz daha iyi nasıl yapabilirize de bakarlar esasen. Şimdi o yüzden inovatif fikirler kimi zaman sizin de hani ah başka biri bulmuş dediğiniz şey üzülmemek lazım. Belki de başka birinin bulduğu bir şeyi daha geliştirip, daha basitleştirip, daha kullanılabilir hale getirip kimlerine göre daha inovatif yaparak da iyi bir ürün haline dönüştürülebilir. O yüzden bence inovatif şeyler şöyle
Ya var olan bir şeyi daha iyi ve basit bir halde ihtiyacı karşılamak. Yani her zaman mesela yine seninle konuşurken olan kitaplardan biri hep böyle şey. Bir tane kitap Start with Why. Yani niçin böyle bir şey yapıyorsun? Niçin? Yani bu hangi ihtiyacı karşılıyor? Bazen de çok ilginç bir şey var. Müşteri ya da kullanıcı ihtiyacı bilmiyor ama sen o ihtiyacı yaratabiliyorsun onun için. Hani Apple telefonları var, bilmem neler değil mi? Samsung'lar, dokunmatik. Yani o ihtiyaç mıydı böyle dokunmatik olaraktan telefonların ortaya çıkması? İhtiyaç mıydı yani? Yani dokunmatik olaraktan da olmayan bir telefon yani hiç ilginç yani değil mi aslında? Belki de ihtiyaç değildi ama orada adam ihtiyaçmış gibi artık sen başka bir şey düşünemiyorsun. Sanki dokunmatik olmasa olmazmış gibi. Halbuki niye yani dokunmatik filan. O yüzden inovatif olarak da tabii ki bir yaratıcı ilk olmak tabii ki hoş ama her zaman ilk olmak en iyi olmak anlamına gelmiyor. Çünkü iyi olduktan sonra onun örneklerinden daha iyileştiren birçok arkadan başka ürünler de çıkacaktır. Onlara da dikkat etmek faydalı. Peki biz bu aynı zamanda inovasyon dersinde hayali şirketler kurduk. Yani bizim su satan makinede kurduk falan. Öğrendik ki pazarlama, insan kaynakları, Ar-Ge gibi bir sürü bölüm var. Şirket kurmak gerçekten zor mu? Biz biraz zor. Şimdi illa şirket kurmak şart değil. İyi bir şirkette iyi bir değer katmak da önemli. Hani bu girişimcilikte mesela hep insanlar girişimcilik deyince bir şirket kuracağım da ondan sonra o şirket falan tam o her zaman değil. O yüzden bir şirkette çalışıp da girişimci zekanla birçok yeni şeyler üretebilirsin. İnovatif fikirler geliştirip orada çok ciddi dünyaya katkı sağlayabilirsin. Bir kere onu söyleyeyim. Şirket kurmak aslında çok basit. Bunun idari süreci bir gün. Yani şirket işin esprisi tabii. Ama o şirketi kurduktan sonra o şirketi hayatta devamlılığını sağlayabilmek ve o şirketi yükseltip hani bir dünya şirketi haline dönüştürmek tabii ki çok kolay değil. Çünkü hep böyle şirketlerin başarısızlıklarından bahsederler. İşte Türkiye'de kurulan şirketlerin %90-95'i bir ya da ikinci sene sonra kapanır derler. Yani şirket kurmak aslında kolay. Ama o şirketi hayatta tutmak ve o yatırdığın paraları, emeğin karşılığını alabilmek kolay değil. O yüzden onu yapabilmek için de hakikaten yaptığın şeyin bir ihtiyacı karşılık gelmesi ve o yaptığın işin iyi, sevdiğin kişilerle, çalışabildiğin kişilerle hani yapabilmen bence çok değerli. O yüzden mesela senin fikrini alalım. Şimdi sizin fikrinizi alalım, değil mi? Lise 1, bir inovasyon dersindesiniz. Su satma makinesi yapıyorsunuz. Şimdi Covid-19 oldu. Değil mi? Şimdi dünya bir ilginç bir duruma geldi. Bodrum'da herkes muhtemelen oteller açılacak mı, açılmayacak mı? Yabancı turist gelecek mi, yerli turist gelecek mi falan konuşuyor. Sen de bunu yaptın, şirketini de kurdun. Su satacaksınız. Kaç kişi gelecek? Şimdi Gümbet'ten başlayalım. Şimdi en popüler yerlerinden Türkbükü, Yolukavak bir sürü yeri var aslında. Bodrum büyük bir yer aslında yarımada. Şimdi kim bunu şimdi satın alacak? Nasıl satacaksın onu? Nasıl bir onun pazarlamasını yapacaksın? Nasıl müşteriye gideceksin? Kaç paradan satarsan alırlar, değil mi? Bunlar aslında hepsinin cevaplandırılması gereken sorular. Bunu sen yapmazsan belki biri yapacak. Şimdi illa birileri su satıyor sonuçta, birileri de su içiyor. Ne kadar içiyor? Şimdi o yüzden bütün bu dediğim şeyler yani o suyu bir yerden aldın, bir yere götürdün, bir makinenin içine koydun, onun pazarlamasını yapıp herkesten o suyu alması daha çekici hale getirdin. Fiyatından dolayı mı daha çekici? Soğukluğundan dolayı mı daha çekici? Alması basitliğinden dolayı mı? Belki öyle bir yere koydun ki herkes çok rahat bir şekilde alıyor. İlgi çekici. Senin farkın ne? Niye bakkaldan gidip de senin makinandan alacak? Niye otelden gidip de değil de senin makinandan alacak? Niye? Eğer işte aynen böyle niye kitaplardan bir tanesi de niye? Yani yaptığın şeyin niyesini bulabilir misin? Niye senden alacak? Bizimki böyle geri dönüştürülebilir gibi bir şeydi aslında. Yani hani pet şişede de sadece su geliyordu falan. O yüzden öyle değişik bir şey olsun istemiştim. Yani şimdi bak bu çok güzel bir fikir. Tam çevre yerinden vurdun. Şimdi bu hele şimdi çevrenin önemi, iklimin önemi giderekten artan bir dünyadayız, değil mi? Sağlığa daha az önem verdiğimiz ortaya çıktı. Havanın ne kadar kirlenmiş olduğu ortaya çıktı. Denizlerimizin vesaire. Şimdi sen çevreyle ilgili bak insanların bir kısmını yakalayabilirsin. Çevreye
daha çok önem veren, dünyaya daha çok önem veren insanları yakalayabilirsin. Ama tabii bunun sırada belki o kişiye baktığı zaman tipi hoşuna gidecek, fiyatı uygun olacak. Hem de çevrecisin. Ben artık buradan alıyorum. Biz mesela bir projelerimizde diyelim konferans bazen yapıyoruz, bazen eğitim yapıyoruz. Biz projelerimizde eğitim ya da konferans yaparken artık plastik şişede su vermiyoruz. Biz böyle plastik şişede su verirdik. Plastik şeylerde su verirdik şişelerde. Ya da şirketimizde plastik şekilde vermiyoruz. İlla bardakta olacak, camda olacak. Ya da mesela projelerimizde verdik böyle dönüşüm, yani suyu koyuyorsun, içiyorsun. Sonra o suyu tekrar koyabileceğin böyle artık bazı torba gibi şeyler var. Yine çevreci. Biz bunu artık böyle dağıtmaya başladık projelerimizden. Neden? Çevreciyiz. Eğer benzer maliyette de bunu yani bir plastik kaptaki su yerine bu çevreci kapta biz getirip onu devamlı suyu içine koyaraktan temiz olduğunu inanaraktan içebiliyorsak bunu herkese bunu bu şekilde anlatıyoruz. Dünyaya iyi bir katkımızın sağladığını söylüyoruz. Ve bunu da kullandırmayı da teşvik ediyoruz. Ve bunu satın alıyoruz bunun yerine. Çünkü benzer fiyatlar, o zaman bunu al. Yani hem de dünyaya bir katkın olsun gibi şey. O yüzden ben şu ana kadar senin fikrini beğendim yani. Sizin fikrinizi beğendim bu arada. Peki şimdi biz girişimci olmaya çalışıyoruz aslında. Herkes girişimci olabilir mi? Yani girişimci olabilecek kişinin bir kişilik özelliği olması gerekir mi? Valla bence herkes girişimci olur. Bununla ilgili şimdi girişimci mi de olur, girişimci mi olunur? Bir sürü böyle kitaplar ve makaleler, tezler var. Bunların bir kısmını ben de mutlaka okudum. Bence olunur. Girişimcilik dediğin aslında yine birkaç tane girişimcilik örneği hakikaten vermek istiyorum. Kendim şirketimi kurdum, sıfırdan büyüttüm. Milyarlarca liralık ya da 100.000 kişinin çalıştığı bir şirket haline dönüştü. Çok güzel bir hareket. İstihdama katkı, işte dünyanın bütçesine katkı vesaire vesaire. İkincisi, iyi bir şirkete girdim. O şirketin yeni bir ürün çıkartması gerekiyordu, yeni bir pazarlama yapması gerekiyordu. İşte iyi yararlı bir proje uygulaması gerekiyordu. Çok iyi bir teklif hazırlaması gerekiyordu ya da dünya markası olması gerekiyordu. Burada senin yapacağın birçok girişimcilik var. Yani bir Türk şirketini dünya markası yapabilen bir ekipte bulunursan bu bir girişimcilik. Çok kolay bir şey değil yani. Ele Bodrum'dan bir su şirketi kurdun ve o su şirketini sen gidip aynı kurduğun sistemi Amerika'ya sattın ve Amerika'da da Miami'de Bodrum'dan sonra satılıyor. Yani bu bir girişimcilik. Bir belki şirket senin olmayabilir ama ona destek sağlayan ekibin içindesin. Bundan daha güzel bir girişimcilik olamaz. Yani o yüzden bu girişimcilik öğrenilir. Birilerinden etkilenerekten birilerinin koçluğunda, mentorluğunda öğrenilir. İstenirse yeni fikirlerle beyin jimnastiği yaparaktan ya da yeni fikirlere karar veren ekiple üzerine giderekten geliştirilir. O yüzden yani herkes bence girişimci olabilir istedikten sonra. Bildiğiniz gibi zor bir süreçten geçiyoruz. Herkes evde. Bazen motivasyonumuzun bozulduğu anlar olabiliyor. Bu süreci daha verimli geçirebilmemiz için bize neler tavsiye edersiniz? Güzel. Şimdi birincisi hakikaten zor bir süreç. Dünyadaki bütün herkes aynı süreçten aynı anda geçti. İlk defa böyle bir süreç olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Bunu çok tekrar etmeye de gerek yok. İlk önce yani Allah sağlık versin tabii ki herkese. Yani sağlığın ne kadar önemli bir şey olduğunu anladık. İlk önce bir şükretmemiz gerekiyor bence. O yüzden bu şükretmeyi bir kere şükredelim yani. Bir kere bir şükredelim. Eğer hayattaysak ve konuşabiliyorsak bir kere bir şükretmeyi öğrenelim. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu daha da ciddi bir şekilde hatırlayalım. Benim mesela buradan birçok tabii ki negatif şey olmuyor değil. Yani onlara takılırsam bunun bana faydası ne? Ben yani negatifi sürekli düşünürsem bunun bana faydası ne gerçekten? Benim etrafımdakilere faydası, ben etrafımdaki insanların moralini bozma ile ilgili faydası ne? Kendime faydası ne? Kendim bayağı stres yapabilirim yani. Şimdi benimle ilgili de bir sürü işte şirket, yatırım, dev dev firmalara karşı rakip olmaya çalıştığımız bir ortamdayız. Her şeyimizi belki yatırdık. Her şeyimiz masada ve böyle bir ortam var. Ve çok ciddi emek var ve çok ciddi insanlar, çok kaliteli insanların çabaladığı bir ortam var.
ve siz bu ortamda bir anda işler duruyor, yavaşlıyor, geriye doğru gitme ihtimali var. Baya aslında yani insan depresyona falan istese girebilir. Çok da kımıldayamıyorsun falan. Ama ben açıkçası her şeyden ders çıkartmayı düşünüyorum. Biz bu aşamada ben eskisinden çok daha fazla çalışıyorum mesela. Çok daha fazla çalışabileceğim verimli bir ortamım var. Hiç ulaşım yapmıyorum. Her gün eve giderken, evden ofise, ofisten eve giderken 2 saatim falan geçerdi ya da bir iki saatim geçerdi ya da yolculuk sürekli yapardım bir yerlere. Hiç böyle şeyler yok artık. Full konsantre bir şekilde çalışabiliyorum. Hep böyle eskiden birçok yapmak istediğim, geliştirmek istediğim şirketle ilgili, arkadaşlarımın gelişimiyle ilgili her şeyi şu an yapabiliyorum. Eskiden hiç fırsatım olmayan, ah şunu da keşke biraz daha inceleseydik dedim. Her şeye şu an girebiliyorum. 2 tane kızım var. Bir tanesi yanımda şu an. Resim yapıyor hatta. Damlacığım gel. Hiç olmadığı kadar kızımla vakit geçirebiliyorum. Yani hiç olmadığı kadar 2 kızımla aynı evdeyim. Yani belki de 60 gündür hiç, belki de hayatımın hiçbir zamanını hatırlamıyorum ki 60 gün üst üste 2 tane kızımla beraber sabah kalktım, akşam yattım, hep beraber olduk. Hatırlamıyorum. O yüzden pozitif taraflarından bakıyorum. Yapamadığım her şeyi hani bu şekilde çok daha çok çalışaraktan böyle ailemle de beraber olduğumu hissederekten geçiriyorum. O yüzden insan bulunduğu ilk önce sağlığın önemi, şükretmenin anlamı, ifadesi. Sonradan da yapamadıklarını yapın yani yapabileceğiniz bir ortam. Bir daha böyle bir ortamı zor bulacağız bence. Bir daha ben kızımla 60 gün üst üste belki vakit geçiremeyeceğim. Belki şirketimle ilgili girmek istediğim detayları bu kadar artık giremeyeceğim. Nasıl böyle çıkar, bu krizden nasıl şirketimizi daha da iyi çıkartmayla ilgili o kadar çok hep beraber beyin jimnastiği ve fikirler, aynen inovatif fikirler böyle geliştiriyoruz ki hep beraber herkes fikir, herkes fikir, çözüm, çözüm filan. Bence onun da çok zevkli tarafları oluyor. Biraz daha bir hafif stresliyiz ama yine de bunu bir çözüme dönüştürüyoruz. Çözüme dönüştürebildiğin zamanki mutluluk ve bir bakıyorsun bazı şeyler konuşuyor, şeyler yapmaya başlıyorsun. Olaylar düzeliyor ve daha iyiye gitmeye başlıyor. Çünkü çalışmışsın, düşünmüşsün, çalışmışsın, düşünmüşsün ve yapmışsın sonunda da. O yüzden onun verdiği mutluluk da apayrı oluyor. Böyle zor zamanlarda aslında insanlar hem kendini hem de etrafını daha rahat geliştirebiliyor. Aşağı bir soru gelmiş. İsterseniz onu sorayım. Öğretmenler öğrencilere katkı sağlamak adına farklı ne tür etkinlikler ya da yöntemler önerirsiniz? Tamam. Şimdi o zaman ben de soruyu böyle buradan bulmaya çalıştım. Birazcık uzağa koymuşum. Güzel. Şimdi girişimcilik derslerinde. Sizin girişimcilik dersiniz mi var? Oo, güzel. Şimdi ilk önce çok takdir ettim okulunuzu girişimcilik dersi vermesine. Bütün okuldaki herkese de o yüzden takdirlerimi, hani saygılarımı da yolluyorum. Sizin gibi çünkü genç yaştan bu tip şeyleri düşündürmeye başlayan bir okuldasınız. Bir kere siz de çok şanslı öğrencilersiniz, bunu bilin. Ve öğretmenlerinizden böyle soru gelmesi de şansınızı bir kere daha ortaya koyuyor. Çünkü öğretmenler de sürekli gelişime yönelik neler yapabilir mi araştırıyorlar. Çok hoş bir şey. Şimdi ben burada şöyle bir şey var. Biz genellikle şöyle konuşuyoruz. Bugün mesela bir projeyle ilgili konuşuyorduk. Teoride hangi ülkenin modelini Türkiye benimsesin? Bir alan diyelim. Şu an alan, sektör çok önemli değil. Hangi teoride alan dünyada en iyi? Ama Türkiye'ye uyan ve pratikte uygulanması gereken alan ne? Ya da şöyle söyleyelim sizin için. Bir ders kitabındaki yazanlar mı sizin seçeceğiniz alan? Ya da uygulayanlar mı? Uygulamadaki pratik alanlar mı? Şimdi bunun karmasını yapabilmek çok hoş. Mesela sizler de göreceksiniz. İnşallah üniversitelere gideceksiniz ileride. Senin de sanırım bir 3-4 senen var. Üniversite... Efendim? Senem kaldı. 2 sene mi kaldı? Oo, çok güzel. İnşallah üniversiteye gideceksin. Şimdi üniversite öğrencisi olmak, üniversitede asistanlar var, doçent, doktor, profesörler var. Onların yaptığı akademik çalışmalar çok değerli. Teori. Bu akademik çalışmalarla ilgili çünkü sürekli dünyada yeni modeller araştırıyor onlar. Bir de özel sektör diyelim, sanayi diyelim. Onlar da sürekli bunları aslında uygulayanlar, gerçek hayatta uygulayanlar. Birisi burada teoride modelleri yaratıyor, birisi de burada aslında onları gerçekte uygulanıp uygulanılmadığını test ediyor. O yüzden benim
girişimcilikle ilgili bu ikisinin bir araya getirebildiğin yer en güzeli. Bir de tabii devlet politikaları var. Devlet politikaları da aslında hem özel sektörü hem de üniversitelerin aslında gelişimini etkilerler, verdikleri politik kararlarla. Ama ona da bir takım işte devlet politikaları deniyor. Şimdi sen buraya baktığında ben olsam bir öğretmenin yerinde, bu arada ben de MBA öğrencilerine aynen Ankara'da Top Üniversitesi'nde ders falan da vermiştim. Ve ben herhangi bir doçent, yani bir master'ım var, bir profesör değilim. Beni çağırdılar derse ve birkaç dönemde verdim. Çünkü özel sektörde anlattığım ders proje yönetimiydi. Ben bizzat proje yönetimini yıllardır, 20-25 yıldır uyguluyordum. O yüzden dedi ki sektörden, bunu gerçekten uygulayan birinden biz bu dersi alalım. Ben olsam o yüzden bir akademisyen tarafı, yani üniversitede atıyorum girişimciliğin ne olduğunu anlatan birisi, belki bir profesör, bunların modelleriyle uğraşan, bir de gerçekten girişimci olan özel sektörden birini getirir. Ya yan yana bunları koyarım, ya da bir onu çağırırım, bir bunu çağırırım. Hem teori hem pratiği öğrettiririm. Farklı farklı sektörlerden, alanlardan girişimciler, farklı üniversitelerden hocalar çağırırım. Neden farklı alanlardan? Mesela ben hizmet sektöründe çalışan bir özel sektörden bir kişiyim. Ama belki ulaştırmadan biri olabilir, çevreden biri olabilir, ne bileyim çok gıdadan biri olabilir. O yüzden farklı farklı sektörlerden aslında girişimcileri, teknolojiden olabilir, girişimcileri duymak da ilginç olabilir. Yani bu süreç özellikle 12. sınıftaki arkadaşlarım için bayağı farklı bir deneyimci oldu. Sınav evde çalışıyorlar. Sınava hazırlanan öğrenciler için ve benim gibi girişimci olmak isteyen öğrenciler için verebileceğiniz tavsiyeler neler? Güzel. Şimdi 12. sınıftaki öğrencilerimiz üniversiteye hazırlanıyorlar. Bir de 8. sınıftaki öğrencilerimiz de LGS'ye hazırlanıyorlar. Ama aslında 12. sınıftakiler daha kritik tabii. Onların bayağı ciddi hayatlarıyla kendilerine göre önemli bir şeydeler. Şimdi birincisi, her 12. sınıftaki öğrenciler aynı durumda. Herkes COVID yaşıyor. Herkes evlere kapandı. Herkes okullarına fiziksel olaraktan gidemiyor. O yüzden herkes eşit. O yüzden burada eşitler arasında bir durum var. Şimdi ben belki bir öğretmenleriniz kadar bu konuda aynı şeyleri söylemeyebilirim. Üniversitede mesela en başarılı olmak, lisede en başarılı olmak, senin hayatta daha başarılı, daha mutlu olacağın bir şeyi değil aslında. Sonucu değil. Ben açıkçası ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de TED'de okudum. Sen hiç hayatında teşekkür aldın mı Lala? Almadım. Ben de almadım. Hiç. Aynıyız bak. O zaman senden iyi girişimci olur. Şimdi ben ilkokulda, ortaokulda, lisede hiç teşekkür almadım. Hiç takdir almadım. Benim kızım oluyor valla. Yani inşallah benden daha bilgilidir, daha eğitimlidir filan. Ama ben almadım. Bu her şeyin belirleyicisi demek değil yani. O yüzden üniversiteye giren arkadaşlara şöyle söyleyeyim ki önce bol şanslar diyeyim. Bence rahat etsinler. Hiçbir şey dünyanın sonu değil. Üniversiteye girdikten sonra da sanki üniversiteye girdin de bitti diye bir şey yok. Orada da bir sürü çalışman gerekiyor. Demeden ben, üniversite bittikten sonra da tekrar böyle bir mesleğe başlayacaksın. Orada da çalışman gerekiyor. Yani bu olay aşama aşama kaydedildiği için çok ciddi evreleri var. Üniversitede bunlardan bir tanesi. Ama sonuncusu değil, başlangıcı değil. Sadece bir tanesi. Rahat olsunlar, çalışsınlar. Ellerinden gelen en iyisini yapacak şekilde de kendilerini getirsinler tabii. Hani yan gelip de yatmasınlar, kendilerini geliştirsinler. O yüzden bu hayatın sonu falan değil. Yani üniversitede imtihanda başarılı olman demek senin her şeyi başarmış olman demek anlamına gelmeyecek. O yüzden de o kafayla da rahat olun. Ama çalışmaya da devam edin tabii ki. Peki sizce geleceğin meslekleri neler? Çok güzel. Şimdi geleceğin meslekleriyle ilgili bir kişiye daha bu soruyu sorun diye sonra ileride söyleyeceğim şimdi size, ama şimdi bu geleceğin meslekleriyle ilgili şöyle çalışmalar var. Mesela dünyada birçok uluslararası örgütler şimdi bunlarla ilgili kafa yoruyorlar aslında. Dünyada birçok şirket, üniversite bununla ilgili kafa yoruyor aslında geleceğin meslekleri. Şimdi gelecek derken ne kadar gelecek? Yani şimdi ben sana gelecek derken
belki senin için gelecek 2 sene sonrasındaki üniversiteye girmek, üniversiteye girerken de hangi mesleği seçsem diye düşünmek olabilir. Yani şimdi ben girdiğim zaman işte 2 sene üniversite var, 4 senede üniversiteden mezun olsam 6 sene. 6 sene sonra bittikten sonra üniversite hangi meslekler revaçta olabilir? Bilmem. Belki senin için bu mu önemli? Mesela seni örnek alıyorum. 6 sene o zaman senin için bir zaman dilimi. Ya da 6 sene sonra mezun oldum o üniversiteden, işte bir 6-7 sene daha çalışabileceğim iyi bir alan. 12-13 sene mi? Şimdi o yüzden bu geleceğin meslekleriyle ilgili de farklılıklar var. Mutlaka gelecek değişiyor. Gelecekte şu an yapılan birçok meslek değişecek. Bunlar kesin. Şu an bile bu herkes işte bu Covid'den dolayı ne kadar çok şeylerin değişimin farkında. Mesleklerin şekilleri değişiyor, herkes farkında, çalışma metodlarımız değişiyor falan. Ben şimdi geleceğin meslekleriyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Yani kendim adıma. Yani bir kere teknolojinin geliştiği bir kesin. Yani teknoloji illa yazılımcı olmak şart değil bu arada. Yani yazılımcı ol, herkes yazılımcı olsun falan ve yazılımcılık en çok revaçta olacak ve yazılımcılıktan en çok para kazanılacak ya da yazılımcılar dünyaya en katkı sağlayacak kişiler demiyorum. Ama teknolojinin gelişeceği kesin. Belki teknolojik fikirler bulabilmek, teknolojiyle ilgili projeler geliştirebilmek, belki bu vizyonu verebilmek, bunun bir ya da bir parçası olabilmek ya da o ürünleri teknolojiyle ilgili bir satışını yapabilmek ya da yaptığınız bir gıda ile ilgili teknolojiyi, çevreyle yaptığınız bir işi teknolojiyle birleştirebilmek değerli. Yani bir kere teknolojiden anlamak gerekiyor. Yani teknolojiye uzak olmayacağımız kesin. Burada birçok insan eskiden teknolojiye uzaktı. Ve ben işte cep telefonu kullanmayacağım, işte sosyal medyaya girmeyeceğim, o yazılımı, o programı bilmem ne kullanmayacağım derdi. Bence bu Covid'den sonra artık kimse bunu demez. Şimdi o yüzden bir kere onu geçtik. Yani bazı tartışmalar, bazı krizlerden dolayı şey hale geliyor. İptal ediyorsun. Ha, hepimiz şimdi aynı sayfadayız. Bir kere teknoloji önemli. Ama teknoloji dünyanın, insanlığın faydası için nasıl kullanılabilire kafa yormak gerekiyor bence şu aşamada. İşte bununla ilgili yapay zekasından tut da veri bilmem nesine hepsini birçok şey söyleyebilirsin ama teknolojiyi en iyi bir şekilde kullanıp bunun en iyi kullanılabilir alanları düşünebilmek bence. O yüzden bunun bir parçası olmak. Ya iyi kullanacaksın kendi yaptığın işle ilgili ya da onunla ilgili yararlı neler yapabileceğini düşünenlerden ve uygulayanlardan olacaksın. Sadece fikir, mesela bizim insanımızın bence hem en iyi yanı hem de en eksik yanı olaraktan gördüm. Çok iyi fikirlerimiz var. Hepimiz belki fikir bulmada süperiz ama uygulama alanında, uygulama kalitesinde bunun bir hayali gerçeğe dönüşüme kısmında birazcık zorlanıyoruz. Orasını geliştirmek gerekiyor. O yüzden bu bulduğumuz fikirleri de tabii hayata geçirebilmek de aynı şekilde önemli. O yüzden ben bu teknoloji üzerinde durayım yani şu an. Yoksa mesela bu Covid-19'dan sonra aslında neyi sağlık sektörünün çok ciddi bir şekilde değişim olacağını görebiliriz. Muhakkak. Yani bu ulaşım, ulaştırma, bu olay ne olacak bilmiyorum. Uçaklar falan her şey bir evrilecek değil mi? Çok ciddi bir dönüşüm orada yaşanacak. Şimdi sen Bodrum'dasın. Turizmdeki her şey bir şekilde zamanla dönüşecek. Ben hukuk diyelim. Yani şimdi her şey dijitalleşti. Ne kadar tavsiye alacağım yoksa her şey online olaraktan tavsiyeleri ileride alabilecek miyim? Yani insanlar yerine. Ama mühim olan bence şöyle bir şey. Geleceğin meslekleriyle ilgili formüller vermek yerine, yani formülde şu demek oluyor. Avukat ol, bilgisayar mühendisi ol, inşaat mühendisi ol demek yerine bence insan karakteri, insanın kendi içindeki doluluk nasıl olmalıyı daha düşünmekte yarar var. Çünkü mesela nedir? İletişimini geliştir. Kendinin sürekli gelişmeye açık bir insan yaratabilecek. Sürekli oku, öğren, yeni şeyler fark et. Değil mi? Kendini geliştirme yani insan olaraktan kendini geliştirmeye olaraktan sosyal karakter olmam, araştırmacı kimliğinin artması bunlar bence daha önemli. Çünkü günün sonunda bazı meslekler değişecek doğru ama insan kendini geliştirebilen bir varlık. Geliştirebilenler, daha iyi geliştirebilenler daha hızlı adapte olacak. O yüzden karakter olaraktan hep öğrenebilen insan olacaksın. İyi iletişim olacak. Evet, ben bunların daha önemli olduğunu düşünüyorum şahsen.
Bir soru daha gelmiş. Onu da sorayım. Tamam. Uzaktan artık eğitim sisteminin bir parçası olacak mı? Okullar, öğrenciler ve veliler nasıl eğitim sistemine hazırlıklı olmalı? Çok güzel. Şimdi yine krizlerden doğan bazı şeylerin hızlanması var. Bundan önce de online eğitimler vardı. Yok değildi. Fakat emin değildik yararına, ne kadar yararlı olabileceğine. Şimdi bir anda bütün dünya aslında ansızın yakalandı bu uzaktan eğitim, öğrenim ya da farklı isimlerle adlandırabiliriz bunların hepsine. Ve bunlar bir anda ansızın yakalandığı için aslında hazırlıklı olmayan bir ortamda herkes eğitim vermeye başladı uzaktan. Fakat şunu herkes tecrübe etmiş oldu böylece. Neyi ne şekilde eğitime devam ederken yararlı, hangileri o kadar da yararlı değil. Hangileri şu anki fiziksel sınıf içi eğitimlerin yerini alabilir? Hangileri anlayabilir? Aslında bunu tecrübe etmek, yani bir deney gibi bir şey oldu bütün dünya. Bütün okullar, bütün üniversiteler, ilkokul, ortaokul, lise, anaokul, hepsi bunu deneysel olarak da bir anda denedi. Şimdi buradan o kadar çok ciddi bir şekilde geri bildirimler gelecek ki muhakkak uzaktan öğrenimle sınıf içi eğitimde bir takım içine birbirine girmeler muhakkak olacak. Belki yine belli bir sene sınıflara gitmeye devam edeceğiz ama artık herkes fark etti ki sınıflara gitmeden de farklı metodlarla öğrenim ve eğitim sağlanabilir. O zaman bunları da insanlar girmeye ciddi bir şekilde başlayacak. Çok ciddi yatırımlar da oluyor bunlarla ilgili. Düşünülmediği kadar da bu konunun üzerine artık düşünülüyor. O yüzden mutlaka uzaktan eğitim ve öğretim hayatımızın bir parçası muhakkak olacak. O oran da bence gittikçe artacak. Fakat tamamen %100 her şey uzaktan eğitim öğretim haline de dönüşmeyecek. Çünkü beraber olmanın, aynı ortam içinde olmanın da çok ayrı faydaları olduğunu, onu da herkes fark etti. Son soruya geldik. Sizce mesleki başarı nedir? Seçtiğimiz meslekte nasıl başarılı oluruz? Güzel. Şimdi ben kendi adıma konuşayım. Yani bunun çünkü mutlaka herkese göre farklı anlamı vardır. Bana göre ben şu anki bulunduğum, belki ilk başta üniversite öğrencisiyken ya da yeni bir mesleğe başladığımda daha farklı şeyler düşünüyordum. Ama şu anki belli bir tecrübeden sonra edindiğim ve kendi hayatıma uygulamaya çalıştığım şu. Benim yaptığım işin faydası ne? Kime ne fayda sağlıyorum? Yani ben bir şey yapıyorum da niye yapıyorum? Hani bu bazı şeyleri sorgularsın ya hayatın işte falan. Hakikaten ben bunu soruyorum ve şu an mesela yaptığım işi çok seviyorum. Çünkü genellikle ihtiyacı olan insanlara yardım edebildiğimiz projeler yazıyoruz, çiziyoruz ve uyguluyoruz. Bir takım gelişmekte olan insanların, ülkelerin gelişmesine yönelik projeler yapıyoruz. İşte bir tane bir teklif veriyoruz şimdi Kamboçya'da. Bir tane bir işte teklif veriyoruz Etopya'da. Türkiye'ye bütün gelişmesi gereken alanlarla ilgili aynı şekilde proje tekliflerini veriyoruz. Hep gelişmekte olan ülkelerle ilgili. Mesela Moldova Avrupa'nın en fakir ülkesi. Orada proje uyguluyoruz. Hep böyle dünyanın, ülkelerin, insanların gelişmesine, ihtiyacı olan insanın gelişmesine yönelik proje yapıyorum. Ve bu benim insanlığa ve dünyaya bir değer kattığını düşünüyorum. Ha ben bunun belki her şeyini yapmıyorum. Bizim çok kaliteli bir ekibimiz var. Çok çalışkan ve kaliteli bir ekibimiz var. İşte kimisi bunun finansıyla ilgileniyor, kimisi bilişimiyle ilgileniyor, kimisi iletişimiyle ilgileniyor, kimisi insan kaynakları ile ilgileniyor, kimisi projenin yazılmasıyla etkiliyor, kimisi proje uygulanmasıyla ilgileniyor. Ama günün sonunda herkes bir parçasından tutuyor ve ben de bir parçasından tutuyorum. Ve böyle proje bittikten sonra mutlu oluyorum. Çünkü çoğu insanlığa bir değer katıyor. Mesela size bir şey örnek vermek istiyorum. Daha birkaç gün önce bizim ekibimiz bir proje uygulamıştı ODTÜ ile beraber. Aynen bu uzaktan eğitimdi. Bilgi Eş diye bir proje. Bilgi Eş.net diye de bir portal var. Bunun Amerika'da versiyonu Udemy aslında. Bunun Türk versiyonu gibi düşünün. Üniversiteye işte çeşitli
online eğitimler ve bedava. Yani siz gidip işte girişimcilikle ilgili eğitimi şu an ODTÜ'nün bu bilge işletinden bedavaya eğitimi alabilirsiniz. Oradan bir katıldım belgesi alabilirsiniz. Bizim arkadaşlara biz artık zaman veriyoruz, belli bir zaman. Gidip orada hem de ücretsiz eğitim alıyorlar. Bizim kendi yaptığımız projenin çıktısı ve bunu Türkiye'deki herkes alabiliyor. Ve yüz binlerce insan buradan ücretsiz eğitim aldı ve almaya da devam ediyor. Mesela bu tip böyle ufak gibi görünen ama hakikaten değer katan şeyler benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden değer kattığımızı düşündüğümüz şeyler bence insanı daha çok tatmin ediyor. İkincisi de tabii ki bir de kendini idame ettirmen gerekiyor doğal olaraktan yani ekonomik olaraktan da hani idame ettirdin ama bir yerden sonra bence idame herkes yani ha 1500 metrekarelik evin olsun ha 50 metrekarelik evim olsuna geliyor insanlar aslında. Bak şimdi COVID-19 herkes eşit şartlarda. Herkes evde kapalı. Herkes ev aynı. İkincisi de ikinci sorun vardı şimdi. Bir de Seçtiğimiz meslekte nasıl başarılı oluruz? evet yani onda da aslında klasiktir ama ben katılıyorum. Yani mutluluk bunu da geçen gün bir yerde videosunu dinliyordum YouTube'da. Mutlu olursan filan falan. Hayatta yani 365 gün 24 saat mutlu olmak mümkün değil. Bunu bir kere kabul etmek lazım. İnsan her dakika mutlu olacak diye bir şey olmadığını bir hakikaten hocayı dinliyorduk eşimle beraber. Mutlu olacaksın diye bir şey yok. Hayat dediğin şey üzüntüleriyle, acılarıyla, kederleriyle, mutluluklarıyla, neşesiyle, gülmesiyle hepsiyle bir arada olan bir şey. Bunu kabul etmek lazım. Sadece mutlu olduğun bir hayat olamaz. O zaman nerede bunun üzüntüsü, nerede bunun kederi, nerede arkadaşlarına sarılması, işte filan paylaşım, değil mi? Hepsi aslında hayatta olacak. Ama tabii ki çalıştığın, yaptığın mesleğini sevmen, bir değer kattığını düşünmen, ortamın, çalıştığın kişilerin kalitesi, çalıştığın ortamda kendini rahat hissetmen, parçası hissetmen, bunların hepsi tabii ki çok önemli şeyler. Yani çalıştığın yerde, ortamda iyi hissediyorsan kendini, mutlaka iniş çıkışları her yerin olur. TED çok iyi bir okul. Ben bayılıyorum. Ama benim de TED'de böyle üzüldüğüm zamanlar oldu, stres olduğum zamanlar oldu, imtihana çalışırken falan vesaire böyle iyi çalışamadığım zamanlar oldu falan. Oldu. Çok mutlu olduğum zamanlar oldu. Çok neşeli, çok güzel şeyler paylaşmışım şimdi geriye dönüp bakınca inanılmaz yani. Herkese de iletişime devam etmeye çalışıyorsun. O yüzden kendini iyi hissettiğin yerdeysen devam edebildiğin kadar devam et. Kendini geliştirebiliyorsan devam ettiğin yere kadar devam et diye düşünüyorum. Bu güzel sohbet için size teşekkür ederiz. Canlı yayınımıza tekrar katıldığınız için de teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim Narcığım. Görüşürüz. Sağ olasın. Çok güzel idare ettin beni de böyle sorularımla. Çok zevkliydi. Sağ olasın.